Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün sizlerle EBA Etibik portalında kurslarımıza nasıl üye oluyoruz, kurslarımızı nasıl tamamlıyoruz ve sertifikamıza nasıl ulaşıyoruz? Bununla ilgili kısa bir video çekeceğiz. Öncelikle bu platform hem Etibik'ten hem de EBA'nın kendi sayfasından ayrı bir platform olduğu için buraya ayrı bir üyelik istiyor. Geldiğimizde üye olmamız gerekiyor. Eğer bu platforma daha önce üye olduysanız buradaki anahtar işareti olan kısımdan girişimizi gerçekleştirebiliriz. Eğer hiç üye olmadıysanız daha önce buradan register yani kayıt ol butonuna tıklayarak kayıt işlerimizi yapabiliriz. Anahtar işaretine bastığımızda kullanıcı adımız ve şifremize giriş yapıyoruz. Daha önce üye olduysak, eğer üyelik olduk ama şifremizi unuttuk, buradaki dünya işaretine basarak şifremizin yenilenmesini sağlıyoruz değerli öğretmenler. Evet, bakın kayıt olma tuşuna bastığımızda ekranımızda bu şekilde bir görüntü gelecek. Burada Türkçe karakterleri kullanmadan bir kullanıcı adı oluşturuyoruz. Şifremizi belirliyoruz. Aynı şifreyi tekrardan burada yazıyoruz. Sık kullandığımız mail hesabımızı yazıyoruz. Çünkü kayıt işlemini tamamlamak için mailimize link gelecek. Burada kayıt işlemimizi gerçekleştirdikten sonra burada belirttiğimiz mail hesabımıza kayıt işlemini tamamlamak için bir link gelecek. O linki tıkladığımızda gerekli bilgileri doldurarak artık üyeliğimizi aktif hale getirmiş bulunacağız. Bakın ben üyelik sayfama girdiğimde ben daha önce yukarıdaki kurslar kısmından kurslara üye olduğum için burada üye olduğum kurslar, tamamladığım kurslar, daha tamamlamadığım kurslar gözükmektedir. Sizler de ilk girdiğinizde kurslar kısmından istediğiniz kurslara üye olabilirsiniz. Buradaki Etibik temel bilgiler ve Etibik Live ve TwinSpeak kursu yarayüz değişmeden önce hazırlandığı için biraz zor olabilir. Büyük ihtimal bununla ilgili de bir çalışma yapılıyordur. En kısa zamanda güncellenecektir. Buradaki kurslara üye olmak için kursun üstüne tıkladığınızda ben bu kursta sertifikamı aldığım için burada sertifika vermeyi linki çıkıyor. Bu linkin yerine kayıt olma butonu çıkacak kırmızı şekilde. Bu kırmızı tuşa bastığınızda artık kaydınız gerçekleşmiş demektir değerli öğretmenlerim. Bakın benim daha önce tamamlamadığım bir kursa girecek olursa kayıt oldum ama kursumu tamamlamadım. Şu şekilde eğer siz o kırmızı tuşa bastıysanız artık kursunuz bu şekilde. O link kalkmıştır ve kursunuzu tamamlamanız bekleniyordur. Ve tamamlamak için giriş kısmından sırayla modüllerimize başlıyoruz. Bakın buraya geldiğinizde şuradaki dosyalar kısmıyla şurada da modüller kısmı var. Her modülde dosyalar kısmındaki videolar ve dokümanları inceleyip izledikten sonra buradan tamamladı butonuna tıklamamız lazım. Ben bu modülü daha önce tamamladığım için tamamlanmış gözüküyor. Bakın siz ilk geldiğinizde görüntü şu şekilde olacak. Buraya geldiğinizde önce bu sayfadaki video ve dokümanları okuduktan sonra bu sağ taraftaki kısımdaki video ve dokümanları inceliyoruz ve buradaki kırmızı işareti tamamlandığı işaretine tıkladığımızda artık şu şekilde olduğunda sistem bizi kabul edecektir ve modül bitmiş olarak algılayacaktır. Bakın ikinci modülü de aynı şekilde yapacağız. Ben yine bu modülü daha önce yapmıştım. O yüzden tamamlandı olarak gözüküyor. Bakın dikkat ederseniz tamamlandı olarak gözüküyor. Siz de bu ikinci modüle girdiğinizde ve diğer modüllere girdiğinizde de önce bu sayfaları inceleyin. Sonra sağ taraftaki bu sayfaları inceleyin ve tamamlandı kısmına basın. Bakın bu modülü de tamamladıktan sonra artık şuradaki modül kısmından üçüncü modüle geçişimi sağlayacağım. Hemen üçüncü modülü de açtığımda, bakın bu modülü tamamlamamıştım ben. Eğer modülü tamamlamak istiyorsan öncelikle buradaki videoyu izleyip, bakın burada doküman kısmı yok. Onun için direkt tamamladı butonuna basmam. Sayfa sınav modül kursun sonunda oluyor. Kursun sonuna geldiğimizde sınavımızı gerçekleştireceğiz. Bakın ben sınavı da görmeniz açısından açmak istiyorum. Buradan kursa başlama butonuna yine bastığımızda buradaki soruların hepsini yapmamız gerekiyor kursu tamamlamamız için. Tabi bundan önce modüllerimizi buradaki modülleri size anlattığım gibi
geçmeniz gerekiyor. Ve buradaki sınav sorularının da bir süre sınırlaması olmadan ve deneme sınırı da olmadan bunların hepsini doğru yapmanız gerekiyor ki tamamladı kısmına bastığınızda tamamlandı olarak aktif hale gelsin. Bakın ben bir tanesini işaretleyip tamamlandı kısmına bastığımda bana uyarı veriyor tamamlanmadı diye. Eğer bunların hepsini ben tamamlasaydım burada tamamlandı şeklinde link olacaktı. Evet, bundan sonra eğer buradaki soruları çözdüğünüz ve kursu tamamladıysak profilimize girdiğimizde o tamamlanan kursun üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi sertifika almak için bir link göreceksiniz. Bu linke tıkladığımızda sertifikamız hazırlanmıştır. Bunu print kısmına basarak hem yazıcımızdan çıktısını alabiliriz hem de PDF olarak farklı kaydederek flaşımızda veya bilgisayarımızda bu sertifikayı saklayabiliriz. Eğer bu sertifikayı biz başka bir alanda kullanacaksak, Facebook'ta paylaşacaksak veya Etivik'te paylaşacaksak ekran görüntüsünü alarak paylaşımı yapabiliriz değerli öğretmenlerim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.